Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zekatül hayl. Atların zekatı hayl. La şey'e bir şey gerekmez fil hayli atlarda. Ve la fil hamiri eşeklerde. Vel bigali ve katırlarda. Ve la fil humlani vel fuslani. Humlan, fuslan. Bir de acacil. Humlan, efendim, birisi deve yavrusu, birisi de koyun yavrusu. Fuslan. Humlan, efendim, kuzular değil mi? Evet. Humlan. Ahmal, hamilelik, cenin demiş de. Humlan. Yani kuzu. Fuslan, deve yavrularında. Vel acacil, buzağılarda. Buzağı ne demek? Danalarda. Tamam mı? Bunlar tek başına olursa bunlarda zekat yoktur. Humlan, kuzular, fuslan, efendim o ne oluyor? O da deve yavruları. Humlan. Yaşını doldurmamış develer, deve yavruları. Deve yavruları. Şimdi bu bunlar da olmaz ama müstakil olursa, büyüklere tabi olmazsa. Evet. Vel acacil. Acacil. Acacil de danalar, buzağılar. Ve ademi vücubi zekati, zekatın vacip olmaması, he? Fil hayli atlarda, kavlus sahibeyi, sahibeyinin kavlidir. Sahibeyin dediği imamı Yusuf'le, Ebu Yusuf'le İmam Muhammed'dir. Onlara imameyn dendiği gibi sahibeyin de deniliyor. Ve huvel muhtaru, tercih edilen söz de budur. Kabul edilen görüş bu. Atlarda, efendim eşeklerde, katırlarda bunlar ticaret malı değilse veya kuzularda, deve yavrularında, buzağılarda bunlarda zekat gerekmez. Ve emme indel imami. İmam-ı Azam'a gelince fela yahlu, bu yukarıda sayılanlar hali değildir. İmma en tekune saimeten, saime olmaktan, ev alufeten ya da alufe. Saime demek senenin çoğunu dışarıda otlayan. Alufe demek içeride yem yiyen. Alufe senenin çoğunu içeride yem yiyen. Ve kullu minhuma, hayvandan yiyeceğine alaf derler, alaf köylerde. Eskiden kullanırlardı. İlkbahara doğru adam der ki malın alafı kalmadı. Alaf içeride işte saman, yem yiyerek hayatını devam ettiren hayvanlar. Ve kullu minhuma, bunlardan her biri, yani saime veya alufeden her biri la yahlu hali olmazlar. İmma en tekune li ticareti, bunlar ya ticaret için olur evle veya ticaret için olmaz. Fe inkanet li ticareti, eğer bu hayvanlar ticaret için olursa vecebet fiha, orada farz olur zekatü ticareti, ticaret zekatı. Diyelim ki adam dana besliyor veya deve yavrusu besliyor veya işte kuzu besliyor veya at besliyor, eşek besliyor, neyse. Bunları eğer ticaret için yaparsa mutlaka bunlar ticaret malıdır. Bunların değeri üzerinden zekatını hesaplayacak. Saimeten kânet ev alûfeten. Ticaret için olanlar isterse senenin çoğunu dışarıda otlasınlar, ister yem yesinler. لِأَنَّهَا مِنَ الْعُرُودِ, çünkü bunlar ticaret mallarındandır. وَاِلَّمْ تَكُنْ لِتِجَارَةِ, eğer bu yukarıda sayılanlar ticaret için olmazsa فَلَا يَخْلُوا, yine hali değildir. اِمَّا اَنْ تَكُنْ لِلْحَمْلِ, ya yük taşımak için olur bunlar ve rükûbi, binmek için evlâ, ya da olmaz. Mesela adamın atı var, katırı var, eşeği var, ya bunları üzerine binmek için ya da yük taşımak için bulundurur veya süs olsun diye bulunduranlar da var.
Peki feinkânetlil hamli ve rükûbi, eğer at, kadır neyse bunlar yük taşımak için olursa ve rükûbi binmek için felâ şey'e fîhâ mutlaka. Mutlak ister saimi olsun ister alufu olsun bunlar için zekat yoktur. Zekat verilmez bunlardan. Ve inkânetli gayrihima, eğer hamle rükûbun dışında başka bir maksat için olursa feimman tekûne saimeten, o zaman yine ya saimi olur, yani senenin çoğunu dışarıda otlamış olur, ev alufeten isterse senenin çoğunu yem yer. Feinkânet alufeten, eğer bunlar senenin çoğunda alufa olursa, yani içeride yem yiyerek idare edilirse fela şey, yine bunlarda bir zekat yoktur. Ve inkânet saimeten, adamın atı, katırı, eşeği eğer saime olur, saime olur ve niçin saime? Li derzi mi, dürzi mi simginde? Derzi mi? Derzi hocam. He? Derzi. İşte onun yağından, sütünden derzi ya da ondan faydalanmak için. Ve nesli. Burada onlarda yağ süt olmaz da. Der, nesil, ikisi de aynı manada. Yani nesil elde etmek için. Onların neslinden faydalanmak için. İşte büyütüyor, satıyor. Der kelimesi. Efendim, ondan faydalanmak. Demek ki der neymiş? Aslında der, süt ve benzeri şeyler de, ama burada tabii ki der, bunlarda süt olmayınca ne olacak peki? Üreyip çoğalacak. Üreyip çoğalması için. Evet. Çoğalması için eğer onları besliyorsa ve senenin çoğunda dışarıda şey yapıyorlarsa söyleyin. Eğer dışarıda otlanıyorsa o zaman fela yahlu, yine bunlar hali değildir. İmkânet ve imkânet sükûran ve inâsen. Karışık erkekli dişil olurlarsa. Yani atların kısırağı da var, aygırı da var. Aygır erkekleri demek. Kısırağı da dişi olanları, karışıksa böyle fela yahlu, yine hali değildir. Fe imkânet, eğer o atlar olursa min efrasil arabi. Şimdi erkekli dişini niye söyledi? Üremeleri mümkün. Sade dişi olursa üremez. Sade erkek olursa üremez. O zaman erkekli dişil olursa kısırak, aykır filan, o zaman türeme olur. Ya da bu atlar ya Arap atlarından olur, efrasil Arap. Arap atları meşhur. Feresin cemisi efras. Fesahibuha bil hiyari. Eğer Arap atlarından olursa onun sahibi muhayyerdir. İnşa'e dilerse ata ankülli ferasin, her ata mukabil verir dinaran, bir dinar zekat. Bir dinar 4 gram altın demektir. Bugünkü manada 4 gram altın. Tamam mı? Peki ve inşa'e, eğer dilerse kavvamaha, o atların kıymetini takdir eder ve ata verir ankülli metin, o Arap atlarından her 200 attan dolayı hamsete derahim, efendim her 200 dirhemden dolayı 5 dirhem verir. Yani yüzde 2,5 verir. Ve illem tekun min efrasil arab, Arap atlarından değilse fe inneha tukavvemü, onlara yine kıymet biçilir ve yuedda, verilir an kulli mi'teyn, her 200 dirheme hamsete derahim, yine 200 dirhem verilir. Şimdi şöyle özetleyeceğiz. Eğer atlar, katırlar, eşekler, bunlar ticaret içinse, hatta kuzular, buzağılar, bunlar ticaret içinse bunlarda mutlaka değer üzerinden zekat verilecek, hesaplanacak. Atlar eğer erkekli dişil olur, aynı zamanda Arap atlarından olursa, o zaman sahibi muhayyerdir. İsterse her ata karşılık bir dinar verir. Bir dinar, bir miskal demek yani. Ya da efendim her 200 dirhem gümüş karşılığında 5 dirhemini verir. Yani yüzde 2,5, 1/40'ının, yine mal üzerinden 1/40'ı değil, değer üzerinden 1/40'ını zekat verir. Tabi bu bugün çok az. Eskiden böyle yılhılar halinde atlar olurdu. Atların kalabalığı yılhı derlerdi, yılhı. Adam bırakıyor 50-100 tane at, onun neslinden faydalanıyor vesaire.
Senenin çoğunda onlar dışarıda, mesela kış günlerinde bile, yani çok soğuk günler zemheri falan değil de normal soğuklarda bile onlar dışarıda kalırlardı, değil mi? Evet. Çok eskiden çok geç vakitlere kadar. Kar yağana kadar kalırlar. Evet, yani. Bahara kadar kalırlar. Şeyse vermez ama, değil mi? Arap at olup tek cinsten olsa. Dişili, evet. Sadece dişili, sadece erkekli olsa vermez. Evet. Arap at olmazsa hiç vermez, değil mi? Erkekli, evet. Dişili olsa da mı vermez? Orada diyor diye işte, Arap atı değilse yine kıymetlendirilir. Eğer bunlar şeyse, erkekli dişiliyse, o zaman yine her 200 dirhemde 5 dirhem verilir. Yine zekatı verilir onlara. Çünkü onlar çoğalması için. Bir yerde ticaret malı gibi onlar. Üreme yapıyor. Yani üreme. Ticaret malı demeyelim de onu. Çünkü o zaman ne oluyor? O bir nevi çoğalmış oluyor. Ama sadece dişi varsa, sadece erkek varsa cinsine olursa olsun verilmez, değil mi? Zekatül bakari. Sığırların zekatı. Bir, leyse fi akalle min selasine minel bakar. Sığır cinsinden, damızlık cinsinden 30'dan aşağıda olmadı zekatın zekat. Büyüklü, küçüklü 30 tane olacak en az. Onun sığırda, sığır cinsinde ticaret malı değilse, damızlıksa en azından 30 tane olacak. Fe idâ belagat selasi. 30'a ulaştığı zaman fefiha tebi'un ev tebi'atun. O zaman onda bir tebi ya da bir tebi'a. Tebi ne demek? 2 yaşına basan erkek bir dana ya da tebi'a deyince 2 yaşına giren dişi bir dana. Fe izâ belagat erba'in. Sığırların sayısı 40'a ulaştığı zaman fefiha müsinnün ev müsinnetun. Bak mesela develerde binti lebun, binti mahat, hikka, ceza'a, onlar geçti yukarıda. Ama burada şeyler değişti, terimler. Tebi, tebi'a. Tebi, niye ona tebi demiş biliyor musun? Daha bir yaşındaki dana anayı takip eder. Onun için ona tabi. Tebi'a da öyle. Erkek veya dişi bir yaşına giren efendim dana. Tebi bir yaşına basan mı, iki yaşına basan mı? İki yaşına basan. İki yaşına. Kırha ulaştığı zaman ona müsin veya müsinne. Bu da 3 yaşına basan. Yani basan derken doldurmuş. Basan yani 3'e giren, giren. 3'e giren. Bunlar eski tabirleri bilmiyorlar. İkinci yıla basmak demek, ikinci yaşına girmiş. Ha, biri doldurmuş. 3 yaşına basan, 3 yaşına girmiş. Evet. 3 yaşına giren erkek bir dana veya 3 yaşına giren dişi bir dana, düve ya da verilecek. Mesela bu tebiye dedik ya, doğdu 1 sene oldu. 1 sene 1 gün oldu, artık tebiyedir, değil mi? Tabii. Tebiye oldu. Feyza, bu da şeye göre değil bu yaşlar. Hicri yıla göre, 355 gün hesabına göre. Yani güneş yılına göre değil. Mesela kurbanda 2 yaşını bitirecek ya sığırlar. Bu 365 gün hesabından değil. 355 gün hesabından. Ne yapar? 2 senede 20 gün yapar. Mesela miladi yıla göre 365, 700 bilmem kaç gün yapıyor. Ama 355 güne göre hesap edilirse 710 gün yapar. Ötekinden bir 20 gün noksan. Anladınız mı? O zaman hicri yıla göre 2 yaşını bitirdi mi o kurban olur. Biz hicri yıla göre bunları değerlendireceğiz. Burada peki, da öyle. Bu şimdi zekat verdik eden adamın bunları yazması mı lazım? Doğum gününü falan yazması mı tabii lazım? Ki. Bilecek yani. Eskiden nasıl bilecek mesela? Yazmayı biliyorsun. Olur mu? Onlar bilirler. Tecrübe ya da dişlerinden anlıyorlar. Dişlerinden. Hı. Veyahut da işte bilir yani, onu üreten bilir. Kurban içinde 2'yi bitirip 2'yi doldurup 3'ten gün olması lazım. Evet, aynen. Fe izâ belagat seb'ine. Sığırların sayısı 70'e ulaştığı zaman fe fiha tebi'un ve müsünnetün. Fe izâ belagat seb'in. O biri 60 var. Ha, 60'ı okumadık o zaman. Tebi'a. Fe izâ belagat ulaştığı zaman sittin 60'a fe fiha, orada var tebi'ani ev tebi'atani. O zaman 2 yaşına giren ya 2 tane erkek dana ya da karşılığı para, ya da 2 tane dişi dana ya da karşılığı para. 5. Fe izâ belagat seb'in. 70'e ulaştığı zaman sayı fe fiha, orada var tebi'un ve müsünnetün. O zaman 2 yaşına giren bir tane erkek dana ve 3 yaşına giren bir dişi düve verilecek. Ya da onların karşılığı para. Ve hakeza. İşte böylece
yetegayyarul fardu, farz değişir. Fi kulli aşrin, her onda bundan sonra, 70'ten sonra her onda min tebi'in ila müsinneti. Mesela 80'e ulaştığı zaman ne olur? İki tane müsin ya da müsinne. Ve min müsinnetin ila tebi'in. 90 olduğu zaman ne olur? Efendim iki müsinne bir tebi olur. Üç müsin müsinne yok. İki müsinne bir tebi. Tamam mı? O şekilde. Her ondan sonra değişir yaşı yani. O şekilde. Yani burada mesela tam tersi olsa olmaz değil mi? Mesela 70'e ulaştığında bir tebi, bir müsinne veriyor dişi. Hı hı. Yani bunu o tebi atın verse mesela yani şeyden. Dişiden verse öbürüne. 80'e ulaştı mı? İki müsinne. 90'a ulaştı mı? İki müsinne bir tebi. 100'e ulaştı mı? 3 tane müsinne olur. Ya da müsinne olur. Tamam yani mı? Şu 70'tekinin tam tersi verse olmaz değil mi? Tersi nasıl? Yani bu tebiyi dedi ya mesela. Bunu dişiden verse, öbür de müsinnetün dediğinde onu da erkekten verse mesela. Olabilir herhalde. Çünkü orada zaten yukarıda muhayyer bıraktı. Ha öyle mi? Evet. Vel bakaru vel camusu. Bakar, yani bir camus, manda cinsinden olanlar var. Bakar da kara sığır derler ona. Kara sığır veya manda cinsinden olanlar sevabın eşittir fi vücubi zekati, zekatın farz olmasında. İsterse manda cinsinden 30 tane olsun, 40 tane olsun ya da işte bir kısmı manda, bir kısmı öküz, inek falan onlardan olsun. Öküz de tabi bu koşu öküz değil. Koşu öküz olursa o zaman onlar ihtiyaçtır, asli ihtiyaçlardan. Bu normal damızlık için olan hayvanlar. Evet. Şurayı da okuyalım. Zekatul ganemi, koyunların zekatı. Leyse fi akalle min erba'in min el ganemi. Koyunların 40'ından aşağıda olmadı zekatın zekatı. Fi erba'ine şaten şatun. Yani 40'ta bir koyun. Fe izâ belagat erba'in, 40'a ulaştığı zaman fe fîhâ şâtun, orada bir koyun zekat verecek ya da onun karşılığı parayı ilâ mi'etin ve aşirin, 120'ye kadar. Bak akla göre olsa 80'de 2, 120'de 3, her 40'da bir tane olacak. Bunu da akıl devreye girmiyor. Burada nas. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuş. Fe izâ belagat mi'etin aşirine ve mi'e, yani 120'ye ulaştığı zaman fefiha şatani, orada iki tane koyun verilmesi gerekir zekat olarak, ilamiyeteyni 200'e kadar. 200'e de 2. Fe izâ belagat vahid ve mi'eteyn, ya da vahide ve mi'eteyn, 201'e ulaştı mı fefiha selâsü şiyah, şiyahin 3 koyun, ila erba'a mi'e, ila erba'a mi'e 400'e kadar. 400'e ulaşınca fe izâ 399'da da 3. 400'e ulaştı mı 4. Fe izâ belagat erba'a mi'e, 400'e ulaştı mı fe fîhe erba'u şiyâhin, 4 koyun. Sümme fî kulli mi'etin şâtun, sonra her 100'de bir koyun. Mesela adam 400'de 4 koyun, 500'de 5, 600'de 6, 1000'de 10 tane koyun verecek. Anladın mı? 40'ta 1 değil. Şimdi bu 40'ta 1 tabiri halkın anlaması cinsinden. Her şeyde 40'ta 1 değil. Mesela 5 devede 1 koyun verecek. Ya da bir koyunun bedelini verecek. Takaça kadar 24'e kadar. Her 5'te 1. 24'e kadar 4 koyun verecek. Zekat olarak develerde. 25 oldu mu? Dün geçti ya. Binti Mahat. Binti Mahat 2 yaşına girmiş bir dişi yavru verecek. Vel mazü keçi. Maz keçi. Ve danu koyun sevabın eşittir. Yani davar cinsi deyince koyun, keçi fark etmez. Sığırda da camus, kara sığır fark etmez. Ve yuhazü seniyyü, efendim, ve yuhazü alınır es seniyyü. Zekatta seniy. Seniy ne demek? Bir senesi İyi. Tamamlanmış. Mesela kurbanlarda koyun cinsi de sadece 6-7 aylık olur da anası kadar olursa ona da seniy deniyor. O caiz olur. Ama zekatta mutlaka zekat verdiği koyunun bir yaşını bitirmesi lazım. Bir yaşını aşağı olursa olmaz. Bak ne diyor? Fî zekâtiha.
zekatında seni alınır. Seni bir yaşını tamamlamış olan. Lel ceza, o ceza değil. Ceza senenin çoğunu geçirmiş olan. Mesela 7 aylık, 8 aylık anası kadar olsa da yine olmaz. Ama kurbanda olur. Kurbanda peygamberimiz ona has. Hadis-i şerifinde diyor ki ceza. Ceza demek 7 aylık, 8 aylık senenin çoğunu geçirmiş olan bir koyun yavrusu anası kadar olursa o zaman cüssesi, görüntüsü kurban olabilir. Bak kurbanda o oluyor ama zekat malı olarak vermede ceza olmuyor. Anladınız mı? Evet. Yani bu 6 aydan sonrası o zaman değil mi ceza değil? 6 aydan sonrası evet. Peki buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.